Selamlar hepinize. Yepyeni bir yama notları incelemesiyle yeniden sizlerle birlikteyim. Bugün 11.3 yamamız var. Yamanın başında demiş olduğu üzere Şubat ayına ve büyük bir yamaya hoş geldiniz. Normalde yani tek sayıdaki yamalar bu kadar büyük olmuyor ama sezon 11'in e, profesyonel arena konusundaki ayarlamaları hala devam ettiği için ciddi dengelemeler olduğunu söyleyebiliriz. Aslında profesyonel arena'yı etkileyebilecek. Burada gördüğünüz üzere bir sürü şampiyon var ama 4-5 tanesi profesyonel arena için. Kalanların büyük çoğunluğu Tekli dereceli için yapılmış dengelemeler ama genelde eşyaların e, her yere etkisi olacağını söyleyebiliriz. Şampiyonlarımızla başlayalım. Anivia e, Q'sunun patlama hasarı azaldı. R'sinin bekleme süresi ileri yetenek seviyelerinde arttı. Q kısmı çok önemli değil aslında Anivia'nın hayatı için ama Anivia'nın solo Q'da oynanabilir olmasında ve onu iyi yapan bir e, özelliği aslında Buzul fırtınasını sürekli olarak yerini değiştirebiliyor olması özelliğiydi. Ancak bu sayede takım savaşı yapabilir hale gelmişti şampiyon. Ama tekrardan oraya bir dengeleme alıyor. 4-2.5-1 saniye yerine 4-3-2'ye çekiliyor. Buz kütlesini patlatmazlardı. Hem taban halinde 10 azaldı hem de yetenek gücü oranında %5 düştü. Şu çok önemli değil ama buzul fırtınası çok önemliydi. Soloku'da çok ilgi gören şampiyonlardan biriydi ama profesyonel örneğe girişini yapamadan ne yazık ki o da nerften nasibini aldı. Rogat E'sinin taban hasarı azaltıldı. ileri yetenek seviyelerinde. Bu da bir solo Q, e, dengelemesi aslında. Özellikle yani pro play'de bunu hiç görmedik ama solo e, tank çok e, Çok ciddi anlamda fazla hasar verebiliyor diğer tanklara kıyasla. Çünkü yetenek gücü oranları çok yüksek. Taban hasarları çok yüksek. Sadece tank gittiğinizde bile Elici'den ağır bir şampiyon haline dönüşüyordu. Oraya biraz bir dengeleme geldi. Elis'in Q'suna yine dengeleme geldi. İlginç bir şekilde Geçen yamada dengeleme almış değiliz ama Solokyu'yu domine etmeye devam ediyor. Ki yani Solokyu, şimdi normal koşullarda Solokyu bu kadar domine eden bir şampiyonun pro play'de hiç görülmüyor olması e, çok olası bir durum değildir. Fakat Pro Play ve Solo Queue'daki oyuna bakış açısı o kadar farklı ki günümüz League of Legends'ında. Zaten hani Solo Queue ormancıları tamamen gank odaklı oynadıklarını daha çok iş yaparken Pro, Pro Play'deki oyuncular tamamen farm odaklı ve görev odaklı oynadıkları zaman iş yapıyorlar. Elise de gank odaklı bir şampiyon olduğu için o yüzden Solo domine ediyor. Ama Pro Play'de hiçbir şey yapamıyor. Q'sunun ee, insan formuna da nerf geldi. Ee, i̇leri seviyelerde taban hasarı azaltıldı. 40 ila 180'a, 40 ila 160'a çekildi. W'sunun aktif saldırı hızı da e, bayağı bir art, e, azaltıldı ilerleyen seviyelerde. 60'dan 140'a, 60-140'dan, %60 ila 140'dan, %60 ila %100 arasına çekildi. E, bu doğrunun aslında oyun ilerledikçe biraz daha orman kamplarında hızlanmasını da sağlayan özelliklerine de biraz darbe vurabilecek şeylerden bir tanesi ama çok etkilemez. Burası tamamen solo Q'nun Ezreal Q'nun hasar oranı arttı. Gizemli Atış %120 saldırı gücünden %130'a çıktı. Hiçbir etkisi olacağını düşünmüyorum. Pro Play'e geleceğini düşünmüyorum. Solo Queue'da da e, eskisinden daha fazla oynanacağını düşünmüyorum. Ivern e, ciddi nerfler alan diğer şampiyonlarımızdan bir tanesi. Birkaç yamadır üst üste nerf alıyor ki hani bunun hem Solo Q hem Pro Play için olduğunu söyleyebiliriz. Her yerde gerçekten çok fazla tercih ediliyor. E, aynı zamanda eşyalarına da bir dengeleme var zaten Ivern'un. E, can büyüme oranı seviye başına 10 azaltıldı. Bu çok ciddi bir azalış aslında. Yani genel toplamda baktığınızda son seviyede 180 diyor ama orta seviyelerde de bir 100 can yani bir eşya bir yakut kristal kadar nerflenmiş gibi duruyor can büyüme oranı. Patlar tohum E'sinin şeyi de azaltıldı. Kalkan miktarı yine azaltıldı. Daha önce de bir tık daha azaltılmış Oranları azaltılmıştı. O da 90 ila 220'den 80 ila 200'e çekildi. Jinx. Jinx'e değişik bufflarımız var. Neden değişik olduğunu düşünüyorum. Çünkü biraz oyun stilini değiştirebilecek baflar. Jinx'in tabancanı 60 azaldı. Fakat Q'dan aldığı şeyler arttı. Faydalar arttı. Görüyorsunuz silah mekaniklerinden. İlave menzil kazanıyor roket formunda artık. Ve ondan zaten yani eskisinden nazaran daha fazla ilave menzil kazanıyor. 75 ila 175 arası menzil kazanıyor. Şimdi 100 ila 200 arası kazanacak bu da biraz daha koridor aşamasında e, daha iyi oynamasını sağlayacak aynı zamanda ilave saldırı hızı dezavantajı da yüzde %10'a çekildi ki bu Aslında daha verimli kullanılması için yani e, Jinx'in Q'sunu gerçekten şampiyonu Q'nun etrafına e, tasarlayan kitin tamamen Q odaklı olmasına bu yetenek e, odaklı olmasına sebep verecek şey Jinx zaten yani tasarlanırken de iki formlu silahın de aslında her şeyi değiştiren diğer nişancılardan farklılar. Şimdi oraya yönelik bir değişiklik olduğunu söyleyebiliriz. Patlangaçlarında da bir değişiklik var. Mana bedeli 70'ten 90'a çıktı. Ama artık daha iyi, daha hızlı tetikleniyor. 0.5 saniye artık tetiklenme süresi. Yere attıktan sonra. Bir de şöyle bir problem vardı. Bu sindiranın eskiden sindiranın Q'sunda falan da vardı. Menzeliniz dışında bir yere atmaya çalışırsanız Jinx oraya doğru koşup ondan sonra atmaya çalışıyordu. Şimdi öyle bir şey yapmaya çalışırsanız maksimum menzile atıyor direkt olarak. Hayat kalitesini de biraz arttırdı. Jinx Pro Arena'ya döner mi? Dönmez. Solo Q'ya döner mi? Döner. Karma. Taban mana yenilenmesi arttı. Q'nun bedeli azaldı. Bunlar Karma'nın ihtiyacı olan şeyler değil aslında. E, mana yenilenmesi 11.5'dan 13'e çıktı. Bana Q'nun bedeli de 65'ten 55'e düştü. Ama zaten hali hazırda karma şu anda bile yani en azından ben kendi testlerime göre koridor aşamasında takır takır sürekli Q atabiliyorsunuz bekleme süresi geldikçe. Ve mana problemi yaşamıyordu aslında. Karma'nın ihtiyacı olan veya onun oynanışını değiştirecek şey bence bu değil. E, Meta ile alakalı olduğunu düşünüyorum şu anda karma'nın oynanmayışının. Meta değiştiği zaman yani bu kadar kordu, e, şey odaklı savaş başlatma ve sert e, kitle kontrolü odaklı meta olmadığı zaman karma zaten oynanacaktır diye düşünüyorum. Mordekaiser E'nin bekleme süresi azaldığı bir süredir sıkıntı yaşayan şampiyonlardan biriydi. Özellikle ara sezonun başında aslında Vadi aranla birlikte çok etkili bir şampiyondu ki aldığı eşyaların değişiklikleriyle birlikte ben hani ormanda bile önermiştim kendi videolarımda. Ama ondan sonra eşyaların sürekli dengelenmesiyle birlikte biraz geride kaldı. O yüzden ufak bir güçlendirme alıyor. Ecelin elinin, e'sinin yani çekmesinin bekleme süresi 24 ila 12 saniyeden 22 ila 10 saniye arasına düşürülüyor. Olaf ikinci yama üst üstedir nerf Bu kıyamet alametlerinden bir tanesidir. Kendinize dikkat edin. Helalleşin. Başımıza kötü şeyler gelebilir her an. Yani iki buçuk senedir nerf men şampiyon şu anda nerflenmeye karar verildi. E, ve iki yama üst üste nerfleniyor. Tabancanı azalıyor Olaf'ın. 597'den 575'e düşüyor. Bu çok bir şey değiştirmez onun hayatında ama aynı zamanda pasifinin de bir dengeleme aldığını söyleyelim. Azalan can miktarı başına yani canı azaldıkça Olaf'ın saldırı hızı %100'e kadar artabiliyordu. Şimdi %75'e kadar artacak. Bence hala çok güçlü olmaya devam edecek Olaf. Bir tık gücünden kuvvet kırılmış olabilir. Şöyle söyleyeyim hani en güçlü 3. 2. üçüncü ormancı diyoruz ya biz Olaf için. Bu noktadan düşecekmiş gibi gölüyor olabilir size ama birazdan en güçlü 1 ve 2 numaralı ormancıların da yediği nerflerden sonra anlayacaksınız ki Olaf hala en tepede kalmış olabilir. Çok tehlikeli bu konumda olduğunu düşünüyorum. Hala çok da büyük nerf olduğunu düşünmüyorum. Bunun. Hala oynanılır olduğunu düşünüyorum. Pantheon. Belki de Meta'nın bir numaralı nişancısı. benim gözümde en azından bir numaralıydı. Zaten galibiyet oranları, pro, pro maçlardaki seçim oranları falan hepsi buna yönelik doneler veriyordu bize. Q'nun Meteor mızrağının bir dengeleme aldığını söyleyelim. Bekleme süresi 10 ila 8 saniyeden 13 ila 8 saniyeye çıkarıldı. Bu çok büyük bir dengeleme ama aynı zamanda hasar azalması, bu Q'nun bir hasar azalma miktarı vardı. Sadece minyonlar üzerine çalışıyordu. Artık canavarlar üzerinde de çalışıyor. Bu da demek oluyor ki artık Pantheon orman kesinlikle ve kesinlikle diğer hızlı orman dönen şampiyonlarla yarışamayacak. Bu çok büyük bir dengeleme. Yani bu tarz canavarlara ekstradan hasar azalması veren şeyler... E, ...onların hızını çok etkiliyor. Pantheon'un en büyük özelliklerinden bir tanesi... ...eski tip bir ormancı gibi... ...çok iyi bir duellocu ve çok iyi gank potansiyeline sahip olmasına rağmen... ...ama aynı zamanda çok da iyi orman temizleyebiliyordu. Orman temizleme özelliği giderse ne olur? Bakınız elis. En iyi gank atan şampiyonlar. Bir tanesi pro maçlarda oynanmıyor. O yüzden benzer bir kaderi paylaşma ihtimali olduğunu düşünüyorum Pantheon'un. Elis kadar sert olmayacaktır oynanma işi ama oyuncuların yavaş yavaş soğuyacağını düşünüyorum. Ramos bir solo Q dengelemesi daha. E'si çıldırtan dikenler. Ee, Türkçe adını bilmiyordum ben. Güzelmiş aslında. Hoşuma gitti. Bekleme süresi 12 ile 10 saniye arasında sabit her seviyede 12 saniyeye çekildi. Bu da solo Q'nun çok küçük bir buff alıyor ama bunu şey anlamayın. Zaten iyi durumdaydı şampiyon oynanıyordu falan. Niye buff yedi diye düşünmeyin. Ya aldığı buff gerçekten şey bir buff değil. Yetenek gücü oranı bufflandı. Yani olur da böyle yandan yetenek gücü kasarsanız biraz hasarınız 5 falan artıyor toplamda o kadar yani. hiç oranlarını okumaya bile gerek yok. Çok Yani oransal olarak çok yüksek arttığını düşünebilirsiniz ama zaten hasar odaklı bir şampiyon olmadığı için e, çok da etkisi olacağını düşünmüyorum. Bir yetenek seti hasar odaklı bir yetenek seti değil. İşlevsellik ve kitle kontrolü odaklı. Aynı zamanda biraz e, şeyde de E'sinde de biraz hayat kalitesini arttırma var. Bağ koparma bekleme süresi 3'ten 1 saniyeye düşürüldü. Riven E'sinin bekleme süresi azaldı. Riven için güzel bir buff gibi gözükebilir ama dolaylı olarak Riven sürekli nerf yiyor. Çünkü Riven'ın kullanmak istediği eşyaların hepsi nerf yiyor. Yani hani Chen Norfio işte daha öncesin şeydi Norfio'da vahşi Hydra Norfio'da Riven'ın sevdiği bütün eşyalar sırayla Norfio'da için Riven'ın kendisi de dolaylı olarak Norfio'ymuş oldu. O yüzden E'nin bekleme süresi 2 saniye her e seviye için azaltılmış durumda. Çok bir şey olmayacaktır bundan. Seraphine yani <gülüyor> <gülüyor> Right Seraphine'ı support diye çıkardı ama bence kendileri de o kadar inandılar ki bu şampiyonun support olmadığına. Yani <laughs> Yediğin harfler hakikaten ilginç bir durumda. Ee, şeyine örfüyor. Kalkanla örfüyor. W'su saram ses. Artık e, 50 ila 100 arasında kalkan verecek. 60 ila 120 yerine. Daha az kalkan verecek. Bu da demek oluyor ki ya zaten bu şampiyon hasarları falan normal. Biz şampiyonu hasar şampiyon olarak tasarladık. Destek özelliklerine nerflememize bir problem yok. Nasıl bazı bazı şampiyonlarda vardır böyle işlevsel özellikler. Bunların işlevsel özellikleri nerf ama şampiyona çok bir şey olmaz. Nişancılarda falan da vardır bu tarz özellikler. Onlardan bir tanesi aslında. Seraphine zaten yani bence çok eminler. Tabi ara ara son dönemlerde işte trash falan gördükleri zaman takımları kullandığını gördük. Şampiyonun kitle kontrol setini kullanmak için bunu yapıyorlar ama destek pozisyonundan ziyade diğer pozisyonlarda tercih edilmesi daha makuldü zaten. Daha iyi sonuçlar e, nitekim de zaten elindeki tek destek özelliği nerf için artık daha da desteklikten uzaklaştırılmış durumda. Aslında yani eğer orta koridor için falan nerflendi diyorlar ama yalan. Aynı zamanda pasif nerfü de var. Pasifin hasarı da 5 ila 20 arasından 4 ila 16'ya düşürüldü. Shivana yetenek gücü Shivana için bazı bufflarımız var. Hiçbir şey olacak mı? Hayır. Shivana'da hiçbir şey olmaz bu dönemde. E, çifti ısırık Q'suna e, bir yetenek gücü oranı getirildi. İlk saldırısına %25 ikinci saldırısına yani ikinci vuruşa %15 yetenek gücü oranı getirildi. Aynı zamanda Ateş Burgacı W'suna da bir yetenek gücü oranı getirildi. Bu da 100 yetenek gücü başına %8 daha hızlı koşmanızı sağlıyor. Ama yetenek gücü şivananın bu yeteneklerle işi yok. Onun bütün işi E ile. Zaten yetenek gücü Shivana'nın da oyunda pek de yeri yok açıkçası. Ama solo AD tank Shyvana oynanıyor. İşinizi görür. iş yapıyor yani. Singed Q'sunun hasar oranı arttı. %80'i yetenek gücü oranından %90 yetenek gücü oranına çıktı. Hiçbir şey değişmeyecektir hayatımızda. Sylas bu ilginç. E, Silas'ın Q mana bedeli 55 ila 70 arasından 55'e sabit 50 ila 70 arasından 55'e sabitlenildi. bu da aslında biraz daha Sylas'ın mana açlığını biraz gideren bir durum. Aslında Sylas bayağı mana açı bir şampiyon. mesela bir dönem ormanda oynandığı dönemde en büyük problem buydu zaten mana. Yetmiyordu şampiyon. E, aynı zamanda W'suna da bir buff geldi. Biraz hasarı arttırıldı. 65 ila 205 arasından 70 ila 210 taban e, hasar oranına getirildi. Yetenek ucu oranında %90'a çıkarıldı 85'ten. Küçük bufflar ama sayılasa yardımcı olabilecek bufflar biraz daha fazla oynanmasını sağlayacaktır. Talya, Nerf yedi. Taşırdık mı? Hayır. Yine klasik e, Q'nun taş asadının orman canavarlarına olan hasar azaltması kalkınca oynanıyor. Gelince oynanmıyor şeklindeydi. Ama bu sefer bu kadar ağır davranmamışlar. Pasifine de bir buff var. Pasifinde %12 ila %40 hareket hızı yerine %20 ila %45 hareket hızı kazanıyor. Erken seviyeler için çok büyük bir artı. Orman temizleme hızına da yardımcı olacak. Fakat taş hasadının ilk taştan sonraki taşların hasarı %100'den %80'e çekildi. Yani %20 bir azaltma getirildi. Önceden çok oynandığı dönemde %100'den %50'ye çekmişlerdi. Hiç oynanmaz hale gelmişti. Ben şu anda hala oynanabilir durumda kalacağını düşünüyorum Talia'nın. Biraz kırpıldı ama bence Pantheon'unki gibi çok çok ağır, çok çok onu ormandan düşürebilecek kadar bir nerf olduğunu düşünmüyorum bu nerfin. Ama yine de iyi bir nerf. Udir. dir nerf yiyor. Şaka gibi değil mi? Dolu Q performansından dolayı ama. Çünkü hani pro play'de son zamanlarda görüyoruz abi oradaki performansından dolayı falan filan değil mi diye sorabilecek olanlar vardır. İstatistiklerine bakarsanız galibiyet oranlarına bakarsanız oradakinden dolayı olmadığını anlarsınız. Ee, ama solo performans fena gitmiyordu o dini. Özellikle bir seviye Q verip ilk kampınızı teknik kampınızı temizledikten sonra da bu R fullediniz yani Anka formunu fullediniz form gayet işe yarıyordu. Ben de solo Q'da oynamıştım. Ee, onun aktif ahiret hasarı yani bastığınızda etrafınızda patlıyor ya böyle alevler patlıyor. Onun hasarı azaltıldı. 50 ila 300 arasından 50 ila 250 arasında çekildi. Zaten bu bufflanmıştı daha önceden. demirin ultisini bekleme süresi sabit her seviyede 120'ye çekildi. Bu önemli bir artı. Çünkü demirin şimdi yeni sezon geldiğinde eşya diziliminde şöyle en büyük bir problem vardı. Aslında eşyaların bir çoğundan çok iyi sinersi vardı. Özellikle e, roket kemerden pardon füze kemerden çok iyi bir sinerjisi vardı. Fakat şöyle bir durum vardı. Vladimir'in eski eşya dizilimlerini hatırlayın. İşte bir Alaz Cevher alayım. Araya bir tane kitap sıkıştırayım. tane külliyat falan filan derken. Baya bir bekleme süresinde azalma kasıyordu. Şu an onu tam yapamadığı için. Ultisine en azından bu yönde bir bekleme süresinde azalma verilmiş durumda. Güzel baf. Büyücü eşyalarında bir sürü e, ayarlamalarımız var. Yetenek, yetenek verdiği yetenek gücü 80'liğine 70'e düşürüldü. Ufuk getirenin yetenek gücü 100'den 115'e çıkarıldı ve hiper atış menzili 750'den 700'e düşürüldü. Bu çok büyük bir buff. Bu birçok e, büyücü şampiyonun işine yarayabilecek bir buff olduğunu düşünüyorum. E, sanırım Azir falan bile kullanabilirler yani. O kadar diyeyim. Azir'in en azından e, uzaktan Q'larla falan filan bir şeyler yapma durumunda. Veya ultiyle e, gelmesi durumda Bu menzil işinin işine yarayabileceğini düşünüyorum bir sürü şampiyonu Tabi Zoe için yine güzel baba buff. Zoe çok kullanan şampiyon. En bir numaralı kullanıcısıydı bunun. Yeşil bariyer e, biraz altın miktarı düşürüldü. Oranları da düşürüldü. Artık daha fazla katledilen birin başına e, büyü direnci sağlıyor. E, ama şeye benzedi. Yani daha çok bu ayrı bir durumdaydı. Artık dakika başına her 60 saniyede 3 büyü direnci veriyordu size. Kendi kendine yükleniyordu. Şimdi bunun yerine maceracının pazu gibi sizin katlettiğiniz birim başına büyü direnci veriyor. Onunla benzer bir seviyeye getirildi. En fazla 15 büyü direnci verecek şekilde 1000 altına da çekildi toplam altın ücreti. Aynı zamanda macerancının pazu bendi de 100 altın artırıldı bedere. O da 1000 altına çekildi. Aynı şeyin yani biri armor versiyonu, zırh versiyonu, biri büyü direnci versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bahşi'nin dua 15 yetenek gücü artırıldı fakat altın miktarı 300 artırıldı. Bu çok büyük bir nerf aslında. Çünkü bu tarz eşyalar bunlar işlevsel eşyalar dediğimiz eşyalar. Ana amacı zaten eşyanın fazla yetenek gücü versin değil ki. Bunu alan şampiyon zaten defansif özellikleri için işlevsel özellikleri için almaya çalışıyor. O yüzden ne kadar erken alabilirse o kadar önemli. Hasarındaki bir de değiştirme güçlendirme onun hayatını çok etkilemeyecektir. Geç aldığı için genel olarak büyük bir nerftür bu da. Önemli bir nerf olduğunu düşünüyorum ben şimdi bana. Zonya'nın kum saati de 2500'den 2600 altına çıkarılmış. Bence daha bile arttırabilir durumda. Yani 2800'e falan çıkarılabilir durumda. Eşya çok iyi. Ara sezon geldiğinin daha en başında söylemiştim. Bu eşya çok güçlü. Her şeye alınır diye. Hala da o durumda olduğunu düşünüyorum aslında. 100 altına rağmen. Efsuncu eşyaları Akansu asası 60 yetenek gücünden 50 yetenek gücüne düşürüldü. Küçük bir dengeleme çok alınıyordu zaten dinçleştirici taşının yanına ama çok da büyük hayatımızı değiştireceğini düşünmüyorum. Ups. Çok da büyük hayatımızı değiştireceğini düşünmüyorum e, bu dengelemenin. Kimyasal çürütücü bunda güzel bir buff var aslında. Artık sizin uyguladığınız kitle kontrolü başına değil de onu tamamen gerçek bir efsuncu aşıyası haline dönüştürüyor. Bir arkadaşınızı iyileştirdiğinizde veya ona kalkan verdiğinizde onun bir sonraki hasarı Otomatik saldırı veya yetenek fark etmez. Bir sonraki hasarı %60 etkili ağır yara uyguluyor. Bu da ne demek? Bazı şampiyonlar için mesela Karma. Yamada da buff aldı. İşte kolay kolay birilerini kalkanlayabilen, iyileştirebilen şampiyonlar için. inanılmaz verimli bir anti iyileştirme eşyası demek. Yani can yenilenmesi, can çalma etkilerine karşı belki de şu anda bir numaralı silah haline geldi kimyasal çürücü. Çünkü bir kişi bunu alıyor fakat herkesin vermesini sağlayabiliyor. Bu çok büyük bir artı. Diğer eşyalarda neydi durum? Bir kişi 800 altınlık yatırım yapıyordu. Şimdi bir kişi yani siz can şeylerini iyileştirmek için başka başka şampiyonlar işte o Oblivion orb alıyordu, küre alıyordu. E, Morello'nun küçüğünü alıyordu. Öbürü Cella'nın çağrısını e, falan alıyordu. Öyle böyle halletmeye çalışıyordunuz. Şimdi bir kişi ki bu destek pozisyonunda olduğu için daha da iyi. Enchanter bir support için daha kolaydır bu. Bir kişi alıyor, herkes uyguluyor. Çok büyük bir artı olduğunu düşünüyorum. Özellikle toplu kalkan atabilen, toplu iyileştirme atabilen şampiyonlar için. Ya da e, dengeleştirici neşleştirici ay kasabiliyorsunuz. Mesela Yumi şu anda oynanmıyor metadan dolayı. Fakat bununla çok iyi bir şampiyon haline gelebilir. Sürekli var yani üzerinizde. Dövüşçü eşyaları. Gümüş göl şafağı çok büyük bir buff alıyor. Parası hiç değişmeden hem 5 saldırı gücü de 100 can kazanıyor eşyaya. Ama hala onu tepelere çıkaracak bir eşya mı bence değil. Ama yine de e, iyi bir güçlendirme olduğunu söyleyelim eşyada. Demirbaş Kırbacı e, artık düşük canlı minyonlara ve canavarlara daha fazla hasar vermiyor. Bu da en önemli bir dengeleme. Çünkü bunu özellikle e, ya yani zaten bu şey için kullanılıyor. Kan için kullanılan eşyalarımızdan. Ormancı Pantheon ve Olaf çok iyi kullanıyordu. E, çok rahatlıkla kamp temizliyorlardı. Artı e, koridor ittirme becerisi de veriyordu. Atrox gibi, Renekton gibi şampiyonlara. O yüzden bunda güzel bir dengeleme olduğunu düşünüyorum. Nişancı eşyaları hayalet dansçıya yine bir ayar çekildi. Geçen hafta da bir ayar yapılmıştı. Bu sefer saldırı hızının bir miktarı kırpıldı. Saldırı gücü verildi. Neden böyle bir şey yapıldı? Çünkü hayalet dansçı aşırı fazla saldırı hızı veriyor ama kimse bu kadar fazla saldırı hızı kullanmıyordu. E, i̇lave saldırı hızı için e, ekstra devamında ekstra saldırı hızı kazandığınız e, miktardan nerflendi. Size bir 20 saldırı gücü veriyor ama artık 20 saldırı hızı daha az veriyor. %20. E, i̇lave saldırı hızı miktarınızda yüklendiğinde aldığınız saldırı hızı miktarda yüzde. %30'a düşürüldü ve başka kullanan yoktu bunu. O yüzden biraz daha kullanışlı hale geleceğini düşünüyorum artık. En azından mesela Aphelios için çok iyi bir e, alternatif olabileceğini düşünüyorum şu anda. İkinci veya üçüncü eşya. Ölümsüz kalkan yer saldırı gücü e, miktarı 50'den 55'e çıkarıldı, saldırı hızı miktarı 15'ten 20'ye çıkarıldı. E, bunun tehlikeli bir noktaya geldiğini düşünüyorum ben. Şundan dolayı çünkü diğeri ki saldırı, şimdi saldırı gücü yani nişancı eşyaları, kritik eşyalarının 3 tane ihtişamlı eşyamız var. Kalkan yay, e, rüzgarın iddatı ve kraken katili. Bu eşyalar geldiklerinden beri sürekli buff alıyorlar. Sürekli ama. Ve şöyle buff alıyorlar. E, i̇lk başta geliyor işte kraken katili güzeldi tamam falan filan kalkan yay'a buff atalım. Sonra kalkan yay kraken katilinin seviyesine geldi diyorlar. Gale Force geride kaldı diyorlar. O zaman Gale Force'u bufflayalım diyorlar. Hop Gale Force öbürlerinin önüne geçiyor. Rüzgarın hiddeti. Sonra diyorlar ki ya bu rüzgarın hiddeti güzel oldu. Ama ötekiler onun gerisinde kaldılar. O zaman Kraken katilini de bufflayalım. Kraken katili rüzgarın e, seviyesine geliyor. Bir bakıyoruz ölümsüz Kalkanya ya geride kalmış. Sonra diyorlar ki kalkan Kalkanya ya geride kaldı. O da onları yakalasın. Hop bufflıyorlar. Böyle 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 böyle. Acayip buff yedi. Bütün nişancı geldiklerinden beri. Biraz tehlikeli boyuta geldiklerini düşünüyorum. Özellikle Yone gibi şampiyonlar için zaten acayip bir eşya. üçü de alternatif durumda. Üçü de kullanılabilir iyi durumda. Ama üçü de çok iyi durumda. biraz bu trende dönüşürse ilerleyen zamanlarda bu üç eşyanın üçünün de hepsinin, üçünün aynı anda nörflendiğini falan görme ihtimalimiz olduğunu düşünüyorum. Hayatta kalma eşyaları. kan içen güzel bir dengeleme alıyor. artık eksik canınızın %12'si değil %8'i kadar iyileştirme alıyorsunuz. ilave iyileştirme alıyorsunuz. 25 saldırı gücünüzün yanı sıra. Sömüran bakış. Şeyin vadi yaranın küçük parçası. Mutlak sömürü yani hem yeteneklerden hem otomatik saldırılardan can çalma miktarınız. %10'dan %5'e düşüyor. Verdiği can miktarı 150'den 250'ye çıkıyor. Güzel ve doğru yerinde atılmış bir dengeleme. Aynı zamanda vadi yaranda %15'den %8'e çekiliyor mutlak sömürüsü ki geçen hafta veya ondan önce yani 1 veya 2 yıl önce aynı zamanda ağaçtaki yani e, yetenek ağacındaki mutlak sömürü runu da kırmızı ağacın en altındaki mutlak sömürü runu da nerflenmişti. Can miktarı da 150'den 300'e çıkarılıyor. E, mutlak sömürü özelliği getirildi ihtişamlı pasifine artık %5 büyü nüfusu yerine 8 yetenek gücü ve %2 mutlak sömürü verecek. Kararma buff alıyor bafa alıyor kararma. Ama tam bir bafa olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü mutlak sömürü miktarı biraz azalıyor. Ama kararma için önemli olan miktar. Olay zaten mutlak sömürü orada değildi. E, ara sezonu o kadar domine etti ki yerden yere vuruldu eşya. Ama artık en azından kalkan miktarı 150 ila 75'ten 180 90'a çıkarıldı. Vahşi hidra onunla mutlak sömürü miktarı %15'ten %10'a çekildi. Sterak'ın güvencesi can simidi kalkanı artık taban kalkanı tabi bunun oranları var. Büyütebiliyorsunuz bunu. 200'den 100'e düşürüldü kalkanın kalma süresi de üzerinizde kalma süresi de 5 saniyeden 4 saniyeye düşürüldü. Şimdi zaten Sterak bu sezona geçilirken ben acayip baflandığını ve çok iyi durumda olduğunu söylemiştim eşranın. Hele ki eskisine kıyasla. Eskiden olayı neydi Steran? Hemen açılıyordu kalkan ve hemen gidiyordu. o yüzden kalkan miktarı bu kadar büyük bir eşya için önemli bir dengeleme olduğunu düşünüyorum. özellikle 100 kalkan miktarını. Tank eşyalarında da biraz dengelemelerimiz var, değişikliklerimiz var diyeyim. Doğan'ın kudrete e, i̇lave hareket hızı. Hasar yedikçe ilave olan hareket hızı kazanıyordunuz. E, 6 ila 30'dan 8 ila 40 arasına çıkarıldı. Yani 1 yükte 8, maks yükte 40 olacak. E, ölü adamın zırhının verdiği can miktarı azaltıldı. 475'ten 400'e çekildi. E, ve donmuş yüreğinde para miktarı azaltıldı. 200 altın ucuzladı donmuş yürek. E, ama sadece 10 zırh kaybetti. Yani aslında e, istatistiksel olarak tutuyor. Yani tam olarak e, zaten o kadar kaybetmesi gerekiyordu. İstatistiksel verim, verimlilik olarak ama daha erken alınabilecek büyük bir zırh kaynağı olarak düşünülüyor. Oynanır mı? Hayır abi. Hayır. Çünkü verdiği özellik çok bir işinize yaramıyor. Pasif özelliği var ya özel. Donmuş yüreğe özel olan özellik. Çok bir işimize yaramıyor. Sorun orada zaten. O yüzden alınmıyor eşya. Zaten cam da vermiyor. O yüzden siz tek başına tank yapabilen bir eşya değil. O yüzden alınmıyor. Şimdi bir özet geçelim. Ee, Anivia güzel nerf solo queue içinde geçmiş olsun. Bir daha zor oynanır. Çok az solo queue nerf'ü. Elise solo queue nerf'ü Ezreal hiçbir şey olmaz. Ivern çok sert nerf problem yaşayacaktır. Jinx tatlı buff. E, ama pro play'e önce düşünmüyorum. Karma ihtiyacı olan şey bu değildi. Morde tatlı buff ama bir şey olmaz. Olaf e, çok problem yaşamayacaktır. E, hala tepedeki ormancılardan biri kalacaktır. Pantheon orman bitmiş olma ihtimali var. Yok olmuş olma ihtimali var. O kadar diyeyim size. Yani tabii ki hala alınabilir durumda ama o metayı domine eden bir numaralı ormancı konumundaki sürekli yasakların pantheonu görmeyeceğimize çok eminim. E, Ramus Çok eminim demeyeyim de eminim diyeyim. Ramus güzel solo Q nerf'ı. Rell hayatında pek bir şey değişmez. Riven hayatında pek bir şey değişmez. Seraphine kalkan miktarı azaltıldı. E, daha çok en iyi oynayın diye. Shivana hiçbir şey olmaz. Singed hiçbir şey olmaz. Sylas güzel buff. Daha çok hayatını etkileyecektir. Taliyah tatlı nerf ama hayatını çok değiştireceğini düşünmüyorum. Biraz orman temizlemazlığını ilerleyen seviyelerde ve başta bir tık azaltabilir ama en azından daha hızlı hareket ediyorsunuz. Daha baskın odaklı oynamanızı sağlayabilir. Udir çok minik bir nerf. Hayatını çok değiştireceğini düşünmüyorum. Vladimir güzel bir işlevsellik güçlendirmesi. E, Lichboan güzel nerf. Ufuk getiren gereksiz bir buff. Neden gelmiş bilmiyorum. Zonya daha çok nerflenmesi lazım. Banshee büyük nerf. Dikkat edin. E, Yeşil bariyer güzel buff. akansu esası bir şey değişmez. Kimyasal turistü çok güzel olmuş eşya olarak. E, Gümüş göl şafağı hala çok alınacağını düşünmüyorum. Hayalet dansçının çok güzel duruma geldiğini düşünüyorum. Çok güzel tercih edilebilecek eşyalardan biri olduğunu düşünüyorum. Ölümsüz ya güzel eşya oldu. Dominik Efendi'nin hürmetlerine zırt dermesi güzel baflandı. Taniçen güzel nerf. Bunların hepsi güzel nerf. Buradakilerin Omnivan peşaların hepsi güzel nerf. Starhack'ınki daha güzel nerf. Tank eşyalarında da e, hayatımızı çok değiştirmeyecek şeyler var diyelim. Ve 11.3 yama incelememizin sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.